Merhaba arkadaşlar. Narkosis'in ikinci bölümündeyiz. Bakalım bu bölümde karşımıza neler çıkacak? Ne gibi sorunlarla karşılaşacağız? Yola çıkmadan önce şuradaki şeyleri çözmeye çalışıyorum. Bağlantı kurulamıyor. Tekrar deneyelim. Tekrar kurulamıyor. Peki. Bir başımıza kaldık anlaşılan. Şu neymiş? Bu monitörler suyun altında nasıl çalışıyor? İlginç. Yeni bir kıyafet var. Bu kıyafeti kullanmayı deneyelim. Hadi be. Adam içinde ölmüş. Pekala arkadaşlar. Yola çıkıyorum. Bu kadar eğlence yeter. Kendimizi biraz tehlikenin ve korkunun içine atalım. Normally the habs are lit up top to bottom all the time. A lot of the gear was waterproof. Some of the lights and monitors were still running. So it wasn't dark, but it's fading. Like the whole thing's on life support. Tehlike kapısının kilidini aç diye bir görev vermiş bize. Sol tarafta görevleri görebiliyorsunuz. Yani bir sonra yapmamız gereken adım bunlar. Oraya girersem muhtemelen beni harcayacak. Koşu bantları vesaire. Burası bir spor salonuymuş. Suyun altında kalmadan önce. Allah cezanı vermesin. Senin bir anda kurttum. Burayı muhtemelen açamayız. Ne oluyor ya? Peki sağ taraf ve sol taraf iki kapı da açılabiliyor. Sağ taraftan başlayalım. Buralar. Telefon çalıyor. Nerede bu telefon? Telefon nerede? Bu kapı açılmıyor muydu?
oksijenimiz. Allah senin cezanı vermesin. Ya Allah'ım yarabbim ya, nereden çıktın sen böyle? Yine mi hayal görüyoruz? Oksijenimiz bitti arkadaşlar. Bitmek üzere daha doğrusu. Ben şuradan geri dönüp oksijen takviyesi almayı deneyeceğim. Neredeydi? Az önce bir yerde oksijen almıştık. Şurada varmış. Pekala, şimdi sol taraftaki kapıdan giriyorum. Yine hayal göreceğiz. Yine oturduğum yerde zıplayacağım sanırım. Bakalım ne olacak. Allah belanı vermesin. Abi o neydi öyle? Yön duygumu kaybettim. Sakin ol. Allah belanı vermesin senin. Uf. Şaka gibi. Oyunu oynarken kalpten gideceğim sanırım. Böyle bir şey yani, bu kadar stres yaşadığımı hatırlamıyorum. Burası ne? Buradan yukarıya mı çıkacağız? Çıkamıyoruz. Peki. Oksijenimiz azalmak üzere. Oksijen bulmamız lazım. Ah, şurada varmış bir tane. Şöyle bir derin nefes alayım. Kapıdan çıkınca ne olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle yerimden sıçrayacağım. Peki. Tam karşımızda tuvaletler. Şu taraftan gelmiştik. Güzel.
it's relentless. I mean, the isolation is unnatural. Little problems start to spiral. Any baggage you don't check at the surface comes unpacked pretty quick. Some find ways to cope, others struggle. Şu ilk yardım çantası, onu alamıyorum sanırım. Şuradan içeriye girecek bir şey yok. Muhtemelen yukarıya gideceğiz. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş ve emin adımlarla. Peki, karşıya zıplamam lazım. Şöyle yapsam. Güzel. Oksijenimiz %60. Şurada bir tane varmış. Hemen alalım. Şurası bir yere gidiyor mu? Girmek istemiyorum. Bunun içine girmek istemiyorum. Ama başka çıkış yolu yok. Peki. O zaman herhalde bu tarafa gideceğiz. Şöyle bir aydınlatma fişeği atalım ki önümüzü görebilelim. Şurada kurgusal bir eksiklik var bence. Aydınlatma fişeği arkamızda kaldığı zaman büyük bir gölge oluşması lazım. Bizim karakterimizin gölgesi oluşması lazım. Burayı atlamışlar gibi görünüyor. Evet. Senden korkmuyorum. Bu ışık ne? Karşıdaki mazgalın içerisinde mahsur kalmış biri var. Ona yaklaşacağım. En azından kimliğini teşhis ederiz. Fakat şu balık bize saldırır mı? Peki. Bırak beni, bırak beni. Watching life go by inside the bubble is cruel. The ones that care get a head start learning to live without you. So the grief comes first, whether or not you're really gone. Şurayı açma şansımız var mı? Maalesef yok. O zaman buradan aşağı ineceğiz.
Şununla etkileşime geçemiyoruz. Şu neymiş? Güzel. Sonucu odasına gitmemiz gerekiyor. Peki nasıl gideceğiz? Yukarıdaki kapıyı açmamız lazım. Oksijenimiz çok azaldı. Buralarda oksijen bulmamız lazım. Yoksa ölüp gideceğiz yine. Şu cesetin yanına yaklaştığım zaman karakter strese girecek ve daha fazla oksijen tüketmeye başlayacak. Elinde anahtar gibi bir şey var sanırım. Işık var, yanıp sönüyor, ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen o asansörün anahtarı olabilir. Peki. Şöyle bir şu tarafa baktığımda herhangi bir şey var mı? Yok. Bunu yapacağız. Şurada bir oksijen tüpü var. Onu almayı deneyeceğim arkadaşlar. Ama şu yerdeki cesede bakmak istemiyorum. Güzel. Şurada da flyerler varmış. Onları da alalım. Peki şöyle geri geri gidiyorum. Biraz dönüyorum. Kesinlikle görüş açımın içerisinde olmasını istemiyorum. Yoksa gereksiz yere oksijen tüketeceğiz yine. Çok güzel. An accident on the freeway. All the possibilities run wild. But then a song you like comes on, or your exit's coming up, and you've moved on. Back to normal. Şunu bir yapmak istiyorum. Tab tuşuna basarak veri tabanına bakmak istiyorum. Sürekli onu incele diyor. Evet. Mürettebat var. Sanırım bu bulduğumuz cesetler muhtemelen bunlar oyunu geliştirenlerdir arkadaşlar. Fakat fotoğraflarını mürettebatla eşleştirmiş olabilirler. Görevleri ve diğer ayrıntıları var. Peki. Devam edelim. Onları ben daha sonra detaylıca inceleyeceğim. Oksijen %82 şu an dursun. Evet, server odasına geldik. Yani bize sunucu odasına git derken burayı kastediyordu.
tekrar açılabiliyor. İçeride bir oksijen tüpü bıraktık. Gerek olursa gidip onu alacağım. Şu bilgisayarlarla etkileşime geçebiliyor muyum? Ona bir bakalım. Hayır, herhangi bir etkileşim söz konusu değil. Bu arada güzel bir ofismiş. Biz şu an kompas 1'deyiz. Mekiğe binip kompas 2'ye geçmemizi, oradan da yüzeye çıkmamızı söylüyor. Bu sanırım acil durumlardaki kurtarma protokolü. Her neyse, ben şu şeyi alsam mı? Oksijen tüpünü, geri dönüp bir oksijen tüpünü alayım. Daha sonra şu kapılardan içeriye gireriz. İki tane kapı var. Hangisi nereye gidiyor bilmiyorum. Oksijen tüplerini yanına yedek olarak alamaması kötü bir şey. Keşke alabilseymiş. Böyle gidip gelmek zorunda kalmazdım. İçeride neyle karşılaşacağımı bilmediğim için oksijen tüpünü gereksiz yere harcamak istememiştim. Ama şimdi geri dönüp tekrar almak zorunda kaldım. Aa, bir tane de burada varmış. Güzel. Diğer odaya geçelim. İşte sunucu odası. Ne oluyor ya? O el kendi başına mı hareket ediyor? Bana saldıracak değil mi? Yine mi hayal görmeye başladık? Sakin ol. Saçma sapan bir şey olmasın. Şaka yapıyorsun. Tam sağ tarafımda bir şey var. Hayır. Bırak. Uzak dur benden. Tamam. Sakin ol. Orada mı? Orada. Şöyle yanından yavaş yavaş geçip gideceğim. Orada mısın? %72. Tamam, vazgeçtim. Vazgeçtim. Asiktir. Arkadaşlar, buraya ne olmuş böyle?
Benim bir an önce oksijen bulmam gerekiyor. Abi çok iyi ya. Çok güzel bir kurgu olmuş. Burayı nasıl geçeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle masaların sanırım başardım. Evet. Fakat acilen oksijen bulmamız lazım. %42'deyiz. O neydi? Bu camlar kırılacak mı? Tabii ki kırılacak. Görmek istiyorum. Kırılmamış ama kırılıyordu. Görüş alanımız gittikçe daralmaya başladı. Şaka gibi. Neredeyse görüş alanım kalmadı.
Ah. Büyük bir kabusun içinden çıktık arkadaşlar. Oksijenimiz %77. Az önce yaşadığımız her şey bir hayalden ibaretti. Peki. Bir yerde oksijen bırakmıştık. Onu alalım öncelikle. Bir saniye. Aynı şeyi tekrar mı yapacağız? Aynı şeyi tekrar yapıyoruz. O zaman öncelikle oksijeni alalım. Tamam. Hemen arkamda duruyor değil mi? Peki. Ona bakmamıza gerek yok. Yanından çekip gittik. Hadi be. Az kaldı oluyordu. Yerde bir ceset var. Onu görmezden geliyorum. Bu sefer başaracağım. Yavaş ve emin adımlarla. Oksijenimiz iyi durumda. %70.
Şimdi burada iki seçeneğimiz var. Aşağıya mı insek yoksa karşıya mı geçsek? Ben bir önceki yaptığımı yapmak istiyorum ve karşıya geçeceğim. Öncelikle şuraya zıplayalım. Daha sonra şuraya zıplayalım. Güzel. Biraz ilerleyebiliriz. İki tane kapı var. Biri yukarıda, biri aşağıda. Biz muhtemelen aşağıdakine ineceğiz çünkü onun üzerinde, yani onun altında ayakta durabileceğimiz bir yer var. Hadi be. Peki. Çok güzel. Sanırım bu sefer başardık. Şöyle bir flare atıp etrafımızı görelim. Oksijene ihtiyacımız var. Görüş alanımız gittikçe daralmaya başladı. Biraz hızlı olmayı deneyeceğiz. Başardık sanırım arkadaşlar. Şuradan gidelim. Peki, öncelikle diğer kapıya da bakmak istiyorum. Aa, burası geldiğimiz yer. Görevimiz mekik bölgesine ulaş olarak değişmiş. Muhtemelen mekik bölgesi burasıdır. Bu kapı kilitliydi. Şimdi hatırladım. Biz sunucu odasından bu kapıyı açtık. They're planning on 60, 75 once the whole thing's staffed up. So with just 20 of us, there's already this hollow quality, like dropping by the office when everyone's gone for the weekend. Not a lot of time for recreation, but the options were there. They did their best to keep us happy. Camın arkasında biri var. Çok güzel. Oksijen %96. Şuna bir bakalım. Bizi etkilemedi. Şuradan içeriye girelim.
Aman Allah'ım, çabuk kaç. Hayır, kulaklıktan sesini duyuyordum ama nereden geldiğini anlamıyordum. Demek ki öyle karşımıza çıkacaktı. Öncelikle şu odanın içine girmek istiyorum. Eğer girebilirsem. Ha, girmeme izin vermiyormuş. Şurada bir kapı var. Muhtemelen dolaşarak oraya gireceğiz. Abi ne oluyor böyle ya? Tuhaf tuhaf şeyler görüyorum. Hiç hoşuma gitmedi, hiç. %63. Şu yaratıkla savaşacağız ama öncesinde oksijeni alsak mı yoksa daha sonra mı alsak? Önce bir savaşmayı deneyelim. Bir türlü tam zamanlamayı ayarlayamıyorum. Evet. Şimdi oksijen alabilirim. Şunun kimliğini de analiz edelim. Şurada yanıp sönen şey ne? Evet, orada bir oksijen tüpümüz var. Onu bir yere yazdım. Bir saniye. Biz zaten oyunun başlarında buradan geçmiştik. Önce oksijen. Sürekli dejavu yaşıyorum. Bunları zaten yaşadım. İşte orada bir örümcek var. Thank you.
Bilemiyorum onun yanından geçebilir miyim? Bence beni öldürür. Aynen. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.